35 yaşındaki bir Amerikalı üniversite derslerinden konferanslara, etkinliklerden kişisel gelişim kitaplarına kadar hemen her yerde rol model olarak gösterilmeye devam ediyor. Evet, Mark Zuckerberg. Facebook kurucusunun hemen her yere sirayet etmiş bu ünü ve sürekli olumlanan davranışları bana göre gerçek bir klişe. Hayatı boyunca karıştığı çok sayıda skandal, eğitime dair bakış açısı ve yaptığı bağışlardan gelen kötü kokular Mark rol model kavramından çok tehlike ile özdeşleştiriyor denebilir. Mark Zuckerberg 1984 yılının 14 Mayıs'ında rahat ve eğitimli bir ailenin çocuğu olarak doğdu. 2002 yılında Harvard Üniversitesi'ne kayıt yaptırdığı esnada bilgisayar işlerine odaklandığından ve yeni ticari hamleler peşinde olduğundan okulu yarıda bıraktı. Okulu çeşitli sebeplerle bırakmakta herhangi bir sorun olmasa da hayatı boyunca katıldığı her konferansta verdiği eğitime gerek yok mesajı onun haksız yere elde ettiği rol model imajını beslerken eğitimden uzaklaşarak ticarete yönelmeyi tek makbul gerçek olarak göstermesi de fazlasıyla garip. Mark 2016 yılında Harvard'a kayıt yaptırmadan önce okuduğu Exeter'da katıldığı bir konferansta "Eğitim için çaba sarf edenleri anlamıyorum" dediğinde sosyal medyada ciddi bir akım başlamış, "Eğitim saçmalıktır" temalı içerikler günden güne artmıştı. Tüm bunları Mark'ın samimi düşünceleri olarak kabul edip bandı ileri saralım. Zuckerberg Mart 2018'de tarihin en büyük skandallarından biriyle gündeme geldi. Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri şirketinin Facebook'ta 50 milyon kullanıcı profiline ait verileri usulsüz kullandığı ortaya çıktı. Rol model Mark, dünyanın en büyük sosyal medya platformunu kurmuş, geliştirmiş, yüz milyonlarca aboneye ulaşmayı başarmış ve tüm bu gücünü seçim sonuçlarını etkilemeye harcamayı tercih etmişti. Birçok farklı kaynak tarafından modern hırsızlığın temsilcisi olarak tanımlanan Mark Zuckerberg, aylar süren mahkeme süreçleri boyunca hep eleştirildi. Sosyal medya platformlarına duyulan güvenin katili olarak değerlendirmeye başlandı. Mark, bir gecede 50 milyar dolar değer kaybeden şirketiyle baş başa kalmış, sonradan satın aldığı Instagram ve WhatsApp için de benzer iddialar gündeme gelince beyaz sayfa mesajı vererek özür dilemişti. Rol model Mark, tırnak içinde hata yaptığını kabul ederek bunun bir daha tekrarlanmayacağını söylemişti. Zuckerberg, bağış ve iyilik konusundaki samimiyetsiz tutumuyla da sıklıkla eleştiriliyor. 45 milyar dolarlık servetinin tamamını bağışladığını açıklayan Mark'ın bağış süreçlerini inceleyen Tech Help Secure araştırma şirketi, bu bağışın altında ciddi bir vergi kaçakçılığı olduğu gerçeğini somut verilerle ortaya koydu. Bağış meselesi ilk olarak Mark Zuckerberg'in eşi Chen ile birlikte çocuklarına yazdığı mektupla ortaya çıkmıştı. Genç anne baba mektupta servetlerin %99'unu bağışlayacağını yazdı. Buna göre genç çift 45 milyar dolar büyüklüğündeki servetlerini Chen Zuckerberg Vakfı adı altında kuracakları yapıya aktaracak ve bu vakıf üzerinden çok sayıda hayır işi yapacaktı. Tabii ki olmadı. Mektupta yer alan bilgilere göre bu hayır işleri eğitime destek, hastalıklarla mücadele ve teknolojik altyapıya yatırım olarak özetlenmişti. İşin buraya kadar olan kısmı Zuckerberg'i örnek ve hayırsever bir ABD vatandaşı olarak gösteriyor. Bunda sorun yok. Ancak ABD Hazine Bakanlığı görevlileri milyar dolarlık bağış konularına hiç sıcak bakmıyor. Zira ABD yasalarına göre ülkede bağış yapanlara %50'ye varan vergi muvaffarı geliyor. ABD'de her yıl 300 milyar dolar bağış yapan ABD'li zenginlerin aslında bu yolla toplamda 40 milyar dolarlık vergi kaçırdığı ortaya çıktı ve bunların tamamı verilerle ortaya konuldu. Sonuç itibariyle Mark Zuckerberg daha çok hırsızlık başlığı adı altında ortaya çıkardığı skandallarla hafızalardan uzun süre silinmeyecek. Şimdi klişede Mark Zuckerberg rol modeldir klişesini işledik. Ben Nazif Menteş, bir dahaki klişede farklı bir klişeyle karşınızda olacağım. Görüş, öneri ve isteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.